işte önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Profesör Doktor Taner Demirel. Kendisi Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi. Taner Hoca, Türk siyasetini yeniden anlamak yaklaşımlar hakkında bir deneme başlıklı kitabıyla bugün bize konuk oluyor. Hocam, programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi hocam, kitabınıza dair sorularını sormadan önce aslında biraz da kitap ve Türkiye siyasetiyle alakalı bir hususta fikirlerinizi merak ediyorum. Biliyorsunuz Profesör Doktor Mustafa Öztürk bir dersteki konuşmalarından ötürü sosyal medyada lince maruz kaldı ve istifasını verdi. Bu nedenle bu hususta özellikle Türkiye'de akademisyen ve akademide bilim üretme manasında Türk akademisyenlerinin yaşamış olduğu zorluklara dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii Türkiye'de düşünce ve ifade hürriyeti üzerindeki kısıtlamaları, sınırlamaları hepimiz biliyoruz. Bunun tabii çok önemli bir kısmı siyasi iktidardan kaynaklanıyor. Yani iktidarı kullanan güçten kaynaklanıyor. Fakat onun dışında ve ötesinde, siyasi iktidar dışında da toplumdan kaynaklanan, siyasi iktidarla dirsek temasında olabilir ya da olmayabilir, toplumdan, diğerlerinden, farklı görüştekilerden kaynaklanan bir baskı da var. Bunun altını çizmek lazım. Türkiye'de bu baskı maalesef bu dalgalı demokrasi tarihimizle paralel olarak genellikle var olan bir baskı. Özgürlük ortamları istisna, yani bu düşünce ve ifade hürriyetinin geniş olduğu dönemler istisna. Daraldığı dönemler, dar olduğu, sıkıntılı olduğu dönemler maalesef norm. Bunun en son kurbanlarından birisi de değerli Mustafa Öztürk hoca. Yani bu özellikle sosyal bilim, Türkiye'yi konu alan sosyal bilim araştırmalarında kalite ya da nitelik sorunlarının önde gelen sebeplerinden birisi. En önemli sebebi olmasa bile. Çünkü girilemeyecek, tartışılamayacak konular var. Kanunla yasaklanan konular var. Büyük tepki çekeceğiniz konular var. Bunlar olmayınca ya bu konulara hiç girmemeyi tercih ediyorsunuz ya da girseniz bile son derece dikkatli bir dille yazmak gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Tabii birçok noktada böylece çok hayati noktada incelenmemiş, konuşulmamış kalıyor ve böyle bir yasaklı bir bağlamda nitelikli çalışmaların ortaya çıkabilmesi de zorlaşıyor diye düşünüyorum. Burada hemen bir parantez açmak gerekirse, bu düşünce ve ifade hürriyeti aslında gelişmiş ya da konsolide olmuş dediğimiz Batı demokrasilerinde de Türkiye'dekinden çok çok daha iyi olmasına rağmen oralarda da bu mücadelenin bittiğinin düşünülmesini istemem. Oralarda da yine farklı, gerek siyasi iktidarlardan gerekse yine insanların farklı görüşteki olanlara karşı çeşitli toplumsal grupların tepkilerini lince varacak düzeyde göstermeleri oralarda da yaşanan bir şey. Belki de bu düşünce dünyasında bir şeyler yapmaya soyunanlar, sosyal bilimler alanında bir şeyler yapmaya soyunanlar bu sınırlamaları görerek, bilerek ve bunu göze alarak bu işleri yapmaya soyunuyorlar. Biraz daha böyle dikkatli olurken aynı zamanda da cesur olmakta da fayda var. Biraz cesareti denemekte ve ifade hürriyetinin sınırlarını genişletmek için mücadele göstermekte fayda var. Çünkü bu işler mücadelesiz maalesef olmuyor. Peki hocam, kitabınıza geçecek olursak, bu kitabı kaleme alma hangi gereklilik ya da zaruretin ürünüdür? Şöyle, kafamda hep şöyle bir problem vardı benim akademik hayata başladığımdan itibaren. Yani Türk siyasetini anlamaya yönelik hangi farklı yaklaşım ya da paradigmalar var? Türk siyasetini anlamaya yönelik hangi yaklaşım ya da paradigmalar var? Bu paradigmaların kaynağı genellikle batıdaki merkez ülkelerde üretilen kavram ve kuramlar. Bunlar Türkiye'de, Türkiye özelinde alımlanırken, Türkiye'de kullanılırken insanlar tarafından ne şekilde değişime ve dönüşüme uğruyorlar? Hangi paradigmayı, hangi sosyal, siyasal, ekonomik kökenden gelen insanlar benimsemeye daha meyyal? Neden o paradigma benimseniyor?
Neden bazı dönemlerde belli paradigmaların gücü daha fazla oluyor? Ve her paradigmanın, her yaklaşımın Türk siyasetinin anlaşılmasına yaptığı olumlu ve bence olumsuz katkılar neler diye bir kafamda bir soru var ve bunu formüle etmeye çalıştım. Yani siyasal analizin analizini yapmaya çalıştım. Yani bir çeşit bilgi sosyolojisi çalışması da denilebilir. Yani hangi yaklaşımı, hangi insanlar, hangi motiflerle benimsiyor olabilirler? Onların bu yaklaşımların neticesinde üretilen çalışmaların temel özellikleri neler olmuş? Ve kanaatimce olumlu ya da olumsuz özellikleri ya da zafiyetleri ya da güçlü tarafları üzerinde de durmak istedim. Ve bu kitapta bunu yapmaya çalıştım. Biraz tabii çok üzerinde durulmamış bir alan olduğu için çok zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü kültürümüzde başkalarının eserleri üzerinde yazılı değerlendirme yapma geleneği çok yerleşmiş falan değil. Genelde sözlü konuşmayı tercih ediyoruz ve insanların arkasından konuşmayı tercih ediyoruz. Bu anlamda büyük bir boşluk vardı bu alanda ama ben bunun yapılması gerektiğini düşünüyordum. Kendi çapımda ne kadar başarılı olduğumu zaman gösterecek ama temel olarak motifim buydu. Hocam siz çalışmanızda Türk siyasetini kategorize etme hususunda belirli başlıklar açıyorsunuz. Bunlardan biri Amerikan siyaset ya da sosyal bilimi, ikincisi Marksist teori, üçüncüsü de tarihselci yorum. Bunlardan da kitabı merak edenler için birkaç cümle alabilir miyiz? Tabii yani üç farklı yaklaşım içinde ben sınıflandırılabileceğini, üç farklı yaklaşım ya da paradigma içinde ele alınabileceğini düşündüm. Birincisi Amerikan sosyal bilim anlayışı, pardon Amerikan siyaset bilimi yaklaşımı dediğimiz yaklaşım. Bu esasen kıta Avrupası pozitivist geleneğinin Amerika tarafından dolaylanmış, Amerika tarafından Amerika'daki yorumlanış biçimi temel olarak pozitivist yaklaşımın bütün özelliklerini taşıyor. Daha ilerlemeci, işte sosyal bilim denilen şeyin olan ile olması gereken arasında katı bir ayrım yapılabileceğine inanıyor ve sosyal bilimlerin olan üzerinde durması gerektiğini düşünüyor. Sosyal bilimlerin fen bilimleri gibi genellemelere ya da yasalara ulaşabileceği konusunda bir iyimserliği var bu yaklaşımın. Yine bu yaklaşımın ilerlemeci varsayımları söz konusu. Bu yaklaşım yine ölçülebilir olana vurgu yapıyor sürekli olarak ve ölçülemeyen, işte rakamlara dökülemeyen olgular söz konusu olduğunda burası spekülatif bir alandır diyerek çok bazı meseleleri konu ve çalışma dışında bırakabiliyor. Bu yaklaşım özellikle 1950'lerden sonra bildiğimiz modernleşme kuramıyla iç içe geçmiş bir yaklaşım. Yine bu yaklaşımda bir tarih bilmeden sosyal bilim yapılabileceği varsayımı söz konusu. Toplumları bir boş bir levha gibi görmek ve onun gerektiğinde yerinde ve zamanında müdahalelerle değiştirilebileceğine dair bir inanç da söz konusu. Ve yine tabii Amerikan siyaset bilimi anlayışı, Amerika'nın siyasal sistemi ve Amerika'nın siyasal düzenini örtük bir biçimde diğerlerinin de takip etmesi gereken ideal düzen gibi sunma eğilimini de gösteriyor. Bu Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasına paralel olarak 1950'lerde özellikle Marksist olmayan sosyal bilimcileri çok yakından etkilemiş olan bir yaklaşım. Bugün İngilizce eğitim verilen üniversitelerimizde ve İngilizce Türk siyaseti hakkında İngilizce yazanlar, yazan camiada halen bu Amerikan siyaset bilimi yaklaşımının etkilerini görmek mümkündür. Daha ziyadesiyle tasviri kalıyor. Çünkü hani bilgi birikecek ve ondan sonra kavramsal bir şeye gideceğiz deniliyor. Ve daha ziyadesiyle tasviri ve veriler toplayarak o verileri sunup yorum meselesine fazla girmeme eğiliminde olan bir yaklaşım bu yaklaşım. Marksist gelenekler dediğim gibi yani zaten kendi kendine konuşuyor. Onlar daha ziyadesiyle Batı Avrupa Marksizminden esinlenmiş. Bunun içinde dogmatik gelenekler var. Daha az dogmatik gelenekler var.
Tabii Marksist gelenekler Türkiye'ye de alımlanırken Marksist gelenekten esinlenenlerin bir kısmı Kemalizme ziyadesiyle hayırhah yaklaşan ve fakat aynı zamanda Marksist olduğunu söyleyenlerle Kemalizme çok daha eleştirel duran Marksist gelenek içinde olanlar var. Marksist geleneğin Türkiye'ye gelişini ben 1961'den sonra, daha doğrusu akademide yankı bulması biraz 1961'den sonra gerçekleşen bir olay. Ve Türkiye'de Marksizmin cazibesinden bahsederken o Türk üniversitelerinin pozitivist ikliminin ve Türk üniversitelerinin yine Kemalizmin ilerlemeci pozitivist ikliminden fazlaca esinlenmelerinin özellikle Türk üniversitelerindeki dogmatik Marksizm eğilimlerini besleyen bir damar olduğu iddiasında biraz bulundum. Tabii Marksizmin özellikle dogmatik Marksist yorumların bir çerçeve sunma, her şeyi açıklayan bir çerçeve sunma gibi bir avantajları da var. Yine böyle bir hani kesin konuşma, çözüm bulma ve tabii ki Türk düşünürlerinin, Türk aydınının, Türk sosyal bilimcilerinin en büyük derdi olan bu memleket nasıl kurtulur sorusuna sistematik bir yanıt verme potansiyeli Marksizmin var olması, bütün Marksist geleneklerin var olması, doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama en azından bütünsel bir çerçeve sunması Türkiye'de Marksizmi cazip kılan faktörler arasında diye ben bunu yazmaya gayret gösterdim. Üçüncüsü ise tarihselci yorumsamacı gelenek dediğimiz gelenek. Bu gelenek esasen Türkiye'de daha ziyadesiyle yoktur demiyorum ama daha zayıf kalan bir gelenek. O gelenek esasen Alman tarihçi okulu ya da Alman tarihselci geleneğinin den biraz esinlenmiş ve sosyal bilimlerin asla fen bilimleri gibi olamayacağını, hatta bunlar için bilim lafının kullanılmasının bile yerinde olmayabileceğini, sosyal bilim denilen faaliyetin özünde anlamanın yattığı, yani aktörlerin, eyleyen aktörlerin kendi yaptıklarına ne gibi anlamlar atfettiğini anlamaya yönelmesi gerektiğini ve bütün bu aktörlerin bireysel anlam sistemlerinden ortaya çıkmış olan toplumsal anlam sistemleri, zihin dağarcığı, toplumsal anlam haritaları üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan böyle bir anti-pozitivist renkleri daha baskın bir yaklaşım. Tabii bu tarihselci yorumsamacı yaklaşım derken diğerlerinde de olduğu gibi yani bir yandan böyle mikro sosyolojiye kayan yaklaşımlar var. Bir yandan daha ziyadesiyle tarihsel sosyolojiyi vurgulayan yaklaşımlar var. Ben biraz böyle tarihsel sosyoloji kanadına daha yatkın olan bir yaklaşımı kastediyorum tarihselci yorumsamacı yaklaşım derken. Biraz daha böyle yapıyı inkar eden yorumsamacı gelenekte böyle toplumsal yapılar bazen inkar edilebiliyor. Yapıların kısıtları bazen inkar edilebiliyor ya da rolü azaltılabiliyor. Ama ben tarihselci yorumsamacı yaklaşım derken yapısal faktörleri asla ikinci plana itmeyen ve fakat orada yine aktörlerin kendi yapıp ettiklerine verdikleri anlam, diğerlerinin yapıp ettiklerini nasıl yorumladıklarına verilen anlam üzerinde de durmaya çalıştım. Ve Türkiye'de bu geleneğin zayıf kalması biraz böyle yani bilim, tarihselci yorumsamacı geleneğin daha az iddiasız olması. Yani çünkü böyle bir işte günün birinde sosyal bilimler de fen bilimlerine benzeyecek ve fen bilimlerinin sahip olduğu prestije sahip olacak şeklinde bir beklenti yok. Ve daha ziyadesiyle tarihselci yorumsamacı gelenek böyle bir kurtuluş reçetesi, doğru yolu gösteren bir şeyler falan da sunmuyor ve daha ziyadesiyle karmaşıklığı bize anlatıyor. Birinci sebep bu diye düşünüyorum. İkinci sebep tabii yine Türk üniversitelerinin, Türk sosyal bilim camiasının ta kuruluştan itibaren genlerine yazılmış olan o pozitivist ilerlemeci toplumu anlamaktan ziyade onu ileri götürmeye, onu dönüştürmeye öncelik veren yapısı yine etkili olmuş diye kitapta savunmaya çalıştım. Ve nihayet bu tarihselci yorumsamacı gelenek içinde çalışmak
Amerikan siyaset bilimi ya da Marksist geleneklere nazaran sanki bana daha zor ve meşakkatli bir iş gibi geliyor. Yani bir bütün olarak zihniyet çalışmalarına yönelmek zorundasınız. Bir bütün olarak işte elinizdeki tüm malzemeyi ve birçoklarının malzeme olarak görmediği malzemeyi bile ele almak, tartmak, oradan bir şeyler çıkarmaya çalışmak zorundasınız. Farklı diller çalışmak zorundasınız ve bu insanlara biraz kolay bir şey değil, zor geliyor. Yine tarihselci yorumsamacı yaklaşım da her zaman için, her zaman her yerde geçerli evrensel kuram, kavram ya da evrensel sosyal bilim bilgisinin sorgulanması söz konusu. Böyle olunca tabii kullandığınız dilden yararlandığınız teorik çerçevelere kadar hepsini yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor ve bu tabii tarihselci, yorumsamacı, sosyal bilim geleneğinin yerleşmesini, kök salmasını biraz zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de tabii bu tamamen yoktur demek mümkün değil. İşte Şerif Mardin Hoca bu geleneğin belki en önde gelen isimlerinden birisi. Ondan önce Sabri Ülgener var, son derece yine önemli bir isim. Alman geleneğinden esinlenen. Daha ziyadesiyle bu özellikle İngiliz-Amerikan yüksek lisans ve doktoralarını İngiltere ya da Amerika'da yapmamış olan ve o etkiden kısmen uzak kalmış olan insanlar var. Daha böyle Fransız geleneğine, kıta Avrupa geleneğine daha yakın olan insanlar. Onlar üzerinde durdum ve bu çerçevede üçlü yaklaşımdan bahsettim ve 2000'li yıllara doğru esasen bu üçlü kategorizasyonun da birbiri içine geçmeye başladığını, evet, o kadar net bir ayrımın yapılmasının aslında her zaman zordu bu net bir ayrımı yapmak. Ama 2000'li yıllardan sonra bu daha da zorlaştı dedim. Yine bu kitapta da belirtmeye çalışıyorum. Bazen böyle Amerikan siyaset bilimi içine geleneği içine yerleştirdiğimiz isimler hayatlarının bir döneminde yine tarihselci, yorumsamacı felsefe içinde de çok şeyler üretiyorlar. İşte mesela rahmetli Kemal Karpat Hoca'nın tam böyle Amerikan siyaset bilimi içinde düşünebileceğiniz çalışmaları da var. Tarihselci, yorumsamacı gelenek içinde sürebileceğiniz çalışmaları da var. Aynı şeyi Metin Efer için söylemek mümkün. Ben burada sadece bir ideal tip anlamında üç farklı gelenekten bahsettim. Dinleyicilerin yanlış bir izlenime kapılmasını istemem. Yani bunlar böyle aralarında su geçirmez farklılıklar olan gelenekler değil. Onun altını burada yeniden çizmekte fayda görüyorum. Kitapta çizdim ama burada da dinleyicilere faydalı olur diye çizmek istiyorum. Hocam, bir diğer soruda kitabınızda şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki pozitivist fikirlerin özellikle Cumhuriyet sonrasında yaygınlaşmasında etkili olan unsurların başında da diyorsunuz. Osmanlı Türk tarihini genellikle seçici bir biçimde ele alarak köklü bir kopuşu amaçlayan Cumhuriyet kültür politikalarının tarihsizliğinden bahsediyorsunuz. Ve bunun üzerinden de bir kuşağın yetiştiğinden dile getiriyorsunuz. Acaba bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Tabii. Açacağım. Bu bence Türkiye'de sosyal bilimlerin en büyük zaaflarından bir tanesi. Kitapta kullanmaya çalıştığım şekilde tarihselci hassasiyet, tarih bilinci diye ifade edilen bir hassasiyetin yeterince hissedilmemesi bence Türkiye'de sosyal bilim dünyamızın en önemli zafiyetlerinden bir tanesi. Bunu derken şunu kastediyorum. Herhangi bir sosyal, siyasal olguyu ya da süreci anlamak için onun geçmişine bakmak lazım, onun geçmişini incelemek lazım, zaman içindeki, süreç içindeki evrimi üzerinde durmak lazım. Maalesef bu özellikle Amerikan siyaset bilimi geleneği, tıpkı Amerikan sosyal bilim geleneğinde olduğu gibi, yani tarihsiz bir sosyal bilim yapılabileceği, yani sadece belli andaki, o andaki güç ilişkileri, o andaki anın fotoğrafını çekerek bilim yapılabileceğini varsayıyorlar. Oysa bu doğru değil. Yani tabii ki belli andaki güç ilişkilerini okumak önemli, onun fotoğrafını çekmek önemli ama onun o ilişkilerin nereden nereye evrildiğini anlamak daha da önemli. Çünkü bu olmadığı zaman onu ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Türkiye'deki bu tarihsizlik dediğim şey insanların esasen yani tarihten soğutulması, yani milli eğitim sistemimizdeki
okutulan tarihin insanları tarihten soğutucu bir anlayışı, bir etkisi oluyor ve tarihi bir inanç alanı olarak görmemiz, yani siyasi kampların, her kampın kendine göre bir tarih anlayışı var. Ve böyle olunca da gerçekten sosyal bilimcilerimiz, sosyal bilimlerle uğraşmaya gayret gösterenler tarihsiz sosyal bilim yapılacağını varsayıyorlar veya bunun olabileceğini düşünüyorlar. Tabii bu dildeki kopuş, yani dil alfabe değişimi, dil devrimi ve eski kültürle bağlantıların zayıflatılması da bunu kolaylaştırıyor. Yani işte Türkiye'de darbeleri inceliyorsunuz ama mesela işte 1913 baskını konusunda, işte Kuleli vakası konusunda hiçbir şey bilmeden Türkiye'de darbeler üzerine yazıp konuşabiliyorsunuz yani. Bunlar çok garip şeyler. Ya da işte Türkiye'de siyasi partileri Batı'da geliştirilmiş parti modelleri üzerinden anlamaya gayret gösteriyorsunuz. Oysa Türkiye'de Tanzimat döneminden itibaren gelen, biliyorsunuz, bir bürokraside, kalemlerde, oradaki iyi, önemli ya da ne diyelim, potansiyel sahibi olan bürokratlar ve onların yetiştirmeleri olur. Sadakatin öne çıktığı bir yapılanma, patrimonyal bir yapılanma var. Türkiye'deki siyasal partiler aslında onun daha geniş düzlemde yeniden üretilmesi gibi görünüyor bana. Yani bu intisap kavramı, kapılanma kavramı, sadakat kavramı, dava kavramı, yani bunları bilmeden, bunların, o sadakatin, sadakat ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu bilmeden, o Türkiye'deki o siyasal ilişkileri, parti yapılanmasını vesaireyi anlamak çok kolay değil. Partilerdeki liderlik oligarşisini anlamak çok kolay değil. Bütün bunları bir ancak tarihsel perspektif içine oturtabildiğiniz zaman bunu anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ve Türkiye'deki sosyal bilimcilerin en büyük zafiyetlerinden bir tanesi bu. İster Marksist kanattan olsun, ister Amerikan siyaset bilimi yaklaşımından olsun. Çünkü tarihsizlik esasen işi kolaylaştırıyor da. Çünkü hani yoğun bir şekilde okuma yapmayı gerektiriyor. Ama kafanızda belli çerçeveler varken o çerçevelere uygun olarak bilim yaptığınızı iddia edebiliyorsunuz. Tabii bunun en ciddi sakıncası da şu, o gelen teorileri, batı bilgisini, hatta batı kuramlarını belli tekilliklerinin neticesi olduğu gerçeğini çoğu zaman ıskalıyorsunuz. Mesela Türkiye'de işte Foucault çok gündemde, moda, son 20-25 senedir. Evet, yani Foucault kesinlikle okunması gereken bir şey. Ama Türkiye'yi sadece Foucault kavramlarıyla analiz etmeye çalışırsanız, bence çok önemli şeyleri ıskalıyorsunuz. Çünkü Foucault'un ürettiği mikro iktidar, iktidarın her yerdeliği aslında çıplak şiddetin ikinci plana itildiği ülkeler için üretilmiş bir şey. Bizim bu ülkemizde henüz daha çıplak şiddet bir kenara itilmiş falan değil. Dolayısıyla Foucault'un teorilerinin Türkiye toplumundaki açıklayıcılığı ya da Türkiye'yi tamamen Foucault'cu bir perspektiften açıklamak yanlış değil ama eksik. Çünkü Türkiye'de henüz çıplak iktidar şiddeti, yani Türkiye'de iktidar kendi şiddetini öyle çok mikro iktidar mekanizmalarıyla falan sınırlandırma ya da saklama izlenimini çok o kadar duymuyor. Açık çıplak şiddetini gösterdiği anlar çok fazla. O yüzden mesela işte Foucault'u analiz ederken ya da Foucault'un ürettiği kavramlarla Türkiye'yi tabii ki anlamak önemlidir ama yetmez. Bunu her düşünür için aynısını yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tarihselci, yorumsamacı perspektifin önde gelen teorisyenleri için de bu aynı şey geçerli. Yani bu benim yerlilik diye aslında ifade ettiğim şey, ya bu topraklar üzerinde yaşayan insanların, bu topraklar üzerinde yaşayan aktörlerin gerçekte ne düşündüklerini anlamaya, hangi reel ilişkilerin doluştuğunu anlamaya gayret göstermek şeklinde bir yerlilik hassasiyetinden dem vurmaya çalışıyorum. Evet hocam, süremiz su gibi aktı. Çok güzel oldu. Hı hı. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çalışmanız hakikaten çok önemli. Özellikle de Türkiye'de sosyal bilimleri ve sosyal bilimcilerin sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir durumda yaşamak kitabınızı daha manidar ve daha önemli kılıyor.
Son olarak hocam teşekkür eder. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Galiba anladığım kadarıyla bu kitabın ikinci serisi de gelecek. Değil mi hocam? Evet, evet. İkinci seri demeyelim de Türkiye'de sosyal bilimler üzerine bazı gözlemler başlığını taşıyan Türkiye'de bu evrensellik, yerellik tartışması, bu düşünce ve ifade hürriyetinin yarattığı sıkıntılar, bürokratikleşme, neden akademik eleştiri geleneğimiz zayıf gibi sorular üzerinde durduğum bir devamı gelecek. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olasınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve dinlediğiniz için. Görüşmek evet. Üzere. Bugün Tanal Demirel'in Türk Siyasetini Anlamak Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme Liberte yayınlarına çıkan kitabını konuk ettik. Bir sonraki hafta Kebikeş'te yeniden görüşmek dileğiyle iyi günler diliyoruz.